Deprem sürecinde yapısal olmayan elemanların neden olduğu risk ve tehlikeler için ölçülebilir bir yöntem ve eğitim programı ile iç mimarlık öğrencilerinin bilgi ve farkındalıklarının geliştirmesi başlıklı proje önerimizi çalışma ekibine iç mimarlık, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve psikoloji bölümlerinden öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Proje danışmanımız AKUT, Arama Kurtarma Derneği üyesidir. Operasyonlarımız sırasında deprem nedeniyle kazazedelerin önemli bir kısmının yapısal olmayan nedenlerle yaralandığını ve hatta öldüğünü görüyoruz. Bu proje sayesinde iç mimarlık öğrencilerinin öğrendikleri kazanımları proje tasarımlarına yansıtmaya başlaması ile ileride daha az yaralanma ve ölüm olabilecek olması bu projenin önemini arttırmaktadır. Ne kadar yapılan tüm çalışmalar, depremle ilgili yapılan çalışmalar statik malzeme ve yapısal çalışmalar oldu. İç mekan unsurlarının riskine dair yapılan çalışmalar dünyada oldukça. Bizim projemizle beraber özgün iki farklı değer ortaya çıkmaktadır. Bir tanesi farkındalığı yaratmak için iç mekan unsurlarının eğitim modüllerinin oluşturulması ve müfredatın çeşitli farklı fakültelerde yaygınlaştırılması. İkincisi ise ölçülebilir, değerlendirilebilir bir tasarım modeli oluşturulmasıdır. Araştırmanın temel amacı deprem sürecinde yapısal olmayan elemanların oluşturduğu risk ve tehlikeler için UNİÇDEF eğitim programının oluşturulması, bu programın iç mimarlık öğrencilerine yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerini etkisinin incelenmesi ve iç mimari proje süreçlerinde tasarım kararlarını ölçen ve web tabanlı değerlendirilen proje risk puanı ölçeğinin geliştirilmesidir. Hedeflerimiz arasında eğitim programlarının belirlenmesi, UNİÇDEF eğitim modüllerinin oluşturulması ve tasarım farkındalık rehberine dönüştürülmesi, modüller arasındaki önem ağırlık derecelerinin belirlenerek proje risk puanı ölçeğinin geliştirilmesi ve ölçeğin online bir değerlendirme aracına dönüşerek kullanılması, iç mimarlık öğrencilerinin bilgi ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve hazırlanan eğitim programı ders kitabının açık erişimli olarak yayınlanması yer almaktadır. Proje üç aşamalı bir yöntemden oluşmaktadır. Birinci aşamada içerik odaklı bir değerlendirme ile eğitim modülleri oluşturulacaktır. İkinci aşamada ön test ve son test modeli kullanılarak öğrencilerin bilgi ve farkındalık düzeyleri ölçülecektir. Aynı zamanda da bir diğer önemli süreç olan analitik hiyerarşik karar verme yöntemi kullanılarak proje risk puanı ölçeği geliştirilecektir. Son aşamada ise bu ölçek online olarak denenecek ve aynı zamanda risk puanı verileri oluşturulacaktır. Proje 30 aylık bir sürece yayılmış 5 iş paketinden oluşmaktadır. Yaygın etki olarak iki tür çıktı hedeflenmektedir. Bilimsel ve akademik çıktılar olarak bildiri sunmak, kitap bölümü ve dergilerde makale yazmak, UNİÇDEF başlıklı yeni bir online eğitim programı oluşturmak suretiyle e-kitap olarak açık erişimli paylaşmak, ekonomik, ticari ve sosyal çıktılar olarak arama konferansları, çalıştay ve online eğitim gibi etkinlikler elde edilen bilgilerin paylaşımı ve yayılımı ile uluslararası alanda Türkiye'nin öncü konumuna gelmesini sağlamak, iç mimari projelerin risk ve tehlikelere karşı risk puanı ölçeği geliştirmek suretiyle iç mimarlık öğrencilerinin farkındalık ve bilincini arttırmak ile kurumlarda çalışan mimar ve iç mimarların meslek ve teknik eğitimine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Araştırmacı yetiştirilmesi ve yeni projeler oluşturulmasına yönelik çıktılarda ise proje yürütücüsü ve araştırmacısının danışmanlığında bursiyer olarak görev yapan iki proje personelinin yüksek lisans tez çalışmasını tamamlamak. Toplumsal kültürel etkiye baktığımızda afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalığı arttırmak ve yerel düzeyde afet yönetiminden sorumlu birimlerin kapasitelerini güçlendirmek, artı iç mimarlık öğrencilerinin bilinçlenmesini sağlamak, mesleki ve teknik eğitime katkı sağlamak, sivil toplum faaliyetlerine ve bu alandaki araştırmalara destek vermektir. Ekonomik etkiye baktığımızda eğitim programı ile elde edilen bilgiler ile mezuniyet sonrası iç mimarlık öğrencilerinin istihdamını artırmak, ülkemizde deprem çalışmaları kapsamında ilerideki potansiyeli açığa çıkartacak yenilikçi ve sürdürülebilir projeleri desteklemek, mezuniyet sonrası iç mimarlık öğrencilerinin iş arama becerilerini geliştirmek ve çalışma hayatında deprem önceliğinde bilinçlendirmek, ulusal güvenlik etkisi can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bütçede temel harcamada bursiyer giderleri olup ilgili makine teçhizat alımı son derece önemlidir. Bu makine teçhizat hem online ders süreci hem ders programının oluşturulması aşamasında hem de proje risk puanının değerlendirildiği stüdyo ortamında kullanılacaktır. Ayrıca proje risk değerlendirme sürecinin web tabanlı olarak oluşturulması amacıyla hizmet alımına da ihtiyaç duyulmaktadır. Teşekkür ederiz.